Merhaba, saat 16 bülteninde tekrar sizlerle birlikteyiz. Vatan Partisi 29 Ekim'de düzenleyeceği Mehmetçiğe selam yürüyüşü için masa başı çalışması yapıyor. Ankara'daki çalışmaları Çiğdem Demir yerinde takip ediyor. Şimdi kameralarımızı Ankara'ya çeviriyoruz. Çiğdem, yürüyüş hangi güzergahta olacak? Şu anda Güven Park'tayız. Vatan Partisi burada bir masa çalışması düzenliyor. 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nda Mehmetçik için Mehmetçiğe selam yürüyüşü düzenliyorlar. Yanımda da bir konuğum var. Vatan Partisi Çankaya İlçe Başkanı Feyzullah Öztürk. Hemen konuğuma dönmek istiyorum. Sayın Öztürk Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize biraz yürüyüşten bahsedebilir misiniz? Öncelikle neden Mehmetçiğe yürüyüş? Şunun için PKK, Amerika'nın kara gücü PKK-PYD'ye karşı Mehmetçiğimiz Suriye'nin kuzeyinde başarıyla Barış Pınarı Harekatı'nı yürütüyor. Ve hem Suriye'nin toprak bütünlüğü hem ülkemizin güvenliği için kahramanca mücadele ediyor. 29 Ekim bizim en önemli bayramımızdır. Bu yürüyüşümüzü 29 Ekim'de Mehmetçiğe selam yürüyüşü olarak düzenleyeceğiz ve Cumhuriyet Bayramımızı Mehmetçiği selamlayarak kutlayacağız. Dolayısıyla Türkiye tarihinde çok önemli bir dönüm noktası olan bu harekatı taşlandırmak için, onlara saygımızı, sevgimizi ifade etmek için Güven Park'ta saat 12'de toplanıp Atatürk'ün huzurunda emperyalistlerin tepki duyduğu asker selamımızı atamızın huzurunda vereceğiz topluca. Bunun için yürüyeceğiz. Efendim, çok teşekkür ederim. Belirttiğimiz gibi Vatan Partisi Ankara'da Güven Park'tan başlayacak bu yürüyüş. Mehmetçiğe selam yürüyüşü. Yürüyüşün ismi de. Hemen elimde de bir bildiri var. Yürüyüşün bildirisi. Saat 12'de başlayacak yürüyüş. Belirttiğimiz gibi Güven Park'tan Anadolu Meydanı'na, oradan da Anıtkabir'e devam edecek. En sonunda da Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e selam durarak yürüyüş tamamlanacak. Bir diğer konuğum daha var. Hemen onu da almak istiyorum. Çankaya İlçe Yöneticisi, Vatan Partisi Çankaya İlçe Yöneticisi Hatice Şafak bize biraz yürüyüşten bahsedecek. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Bize biraz yürüyüşten bahseder misiniz? Güzergah nasıl olacak? Ve diğer yürüyüşlerden aslında anlamlı kılan bu yürüyüşü neler? En anlamlı kılan egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın vazgeçilmez olduğunu tüm dünyaya Barış Pınarı Harekatı'yla gösterdik. Ülkemizin ve bölge ülkelerinin güvenliğini sağladık. Bu anlamlı yürüyüşe Ankara'daki bütün halkımızı bizimle birlikte Güven Park'tan Anıtkabir'e yürümeye davet ediyoruz. 29 Ekim en kutlu bayram. Hepimize kutlu olsun. Efendim, çok teşekkür ediyorum. Belirttiğimiz gibi yürüyüş Güven Park'tan başlayacak, Anıtkabir'de son bulacak ve güzergah Güven Park, Anadolu Meydanı ve Anıtkabir olarak belirlendi. Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe destek için düzenleniyor yürüyüş. Yanımda yine bir konuğum var. Öncü Gençlik'ten, Vatan Partisi Öncü Gençlik üyesi Tolga Dişçi yanımda. Dişçi, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Biraz yürüyüşten bahseder misiniz? Tabii gençlikte özellikle Mehmetçiğe selam yürüyüşünde bir yoğunluk var. Bunu da bir destek çalışması yürütüyorlar. Sen neler söylemek istersin yürüyüşle ilgili? Biz zaten Barış Pınarı Harekatı başladığından beri Mehmetçiğimizin arkasında durduğumuzu göstermek için, onlara moral motivasyon sağlamak için bütün Türkiye'nin bütün üniversitelerinde Mehmetçiğe selam gönderdik. Gerek bazı yerlerde yürüyüşler, bazı yerlerde açıklamalarla. Şimdi bunu meydanlarda hep birlikte yapmanın zamanı. O kazandığımız zaferi, sahada kazandığımız ve masada da devam ettirdiğimiz zaferi buralarda, şehir meydanlarında devam ettirme, bütün milletimize yaymanın zamanı. O yüzden bu 29 Ekim'de yapacağımız yürüyüş de Mehmetçiğimize armağan olacak tabii ki. Bu savaşa topyekün giriyoruz milletçe. Her Türk hakikaten bir asker olarak doğuyor ve bir asker olarak devam ediyor. Bu mücadele hepimizin mücadelesi. Mehmetçiğin savaşı hepimizin savaşı. O yüzden bu bayramımızı da en coşkun şekilde Mehmetçiğimize selam göndererek kutlayacağız. Bütün Ankara halkını da saat 12'de Güven Park'tan başlatacağımız yürüyüşe davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Belirttiğimiz gibi şu anda bir masa çalışması yürütülüyor. Mehmetçiğe selam yürüyüşü. Dediğimiz gibi 9 Ekim'den bu yana aslında Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mehmetçik cephede büyük bir mücadele veriyor. Ve Türk halkı da Mehmetçiğe destek için selam videoları, selam fotoğrafları gönderiyordu. Vatan Partisi de işte bugün bir masa çalışması düzenliyor. Mehmetçiğe selam yürüyüşü düzenlenecek 29 Ekim'de. Saat 12'de Güven Park'tan başlayacak ve Anıtkabir'de
Anıtkabir'de son bulacak. En sonunda da Anıtkabir'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda yürüyüşü sonlandıracaklar. Şimdilik Ankara'dan aktaracaklarımız bu kadar. Sözü İstanbul stüdyomuza bırakıyoruz. 29 Ekim'de düzenlenecek Mehmetçiğe selam yürüyüşü için yapılan hazırlıkları Çiğdem Demir Ankara'dan bildirdi. Devam ediyoruz. Terör örgütü IŞİD'in elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen operasyonda öldürüldüğü iddia edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Terör örgütü IŞİD'in başı Ebubekir el-Bağdadi'nin İdlib'de öldürüldüğü iddia edildi. Anadolu Ajansı'nın geçtiği bilgiye göre Amerika İdlib'de Bağdadi'yi etkisiz hale getirmek için operasyon gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı operasyonla ilgili Amerika askeri makamları tarafından bilgi verildiğini açıkladı. Açıklamada ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur denildi. İdlib'e yapılan operasyonda Irak istihbaratının Bağdadi'nin yerinin saptanması için destek verdiği belirtiliyor. Teröristin kaldığı evin bombalandığı, yoğun çatışmalar yaşandığı ifade ediliyor. İdlib'e gece yarısı yapılan operasyonun 4 saat sürdüğü belirtildi. ABD'nin helikopterlerle hedefleri ateş altına alıp özel kuvvetlerle indirme yaptığı aktarıldı. Sosyal medyada Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği fotoğraflar, bombalanan eve ait görüntüler paylaşıldı. Ankara'dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Reuters'ın haberine göre İranlı yetkililer Suriye'deki kaynaklarının Bağdadi'nin öldüğüne dair bilgi verdiğini açıkladı. Pentagon'dan yapılan açıklamada ise iddialar doğrulandı. Bir Pentagon yetkilisi Bağdadi'nin üzerindeki bombalı yeleği patlatarak intihar ettiğini ileri sürdü. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe 3 harekatı kapsamında terör hedefleri vurulmaya devam ediyor. Son düzenlenen operasyonda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı sınır ötesindeki operasyonların başarıyla devam ettiğini duyurdu. Bu kapsamda Pençe 3 harekatıyla PKK'nın kampları hedef alındı. F-16'lar Zap ve Kandil bölgelerindeki noktaları tam isabetle vurdu. Hava destekli operasyonda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor. Mehmetçik PKK'dan temizlediği Tel Abyad'da yaraları sarmak için gıdadan sağlığa tüm yardım imkanlarını seferber ediyor. Bölge halkı da Türk askerine minnettar olduğunu söylüyor. Barış Pınar Harekatı kapsamında PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da yaralar hızla sarılıyor. Yıllardır terör örgütü mensuplarının baskılarına maruz kalan bölge halkı, şimdilerde kendilerini kurtaran TSK desteğiyle yeni hayatlarına başlıyor. Mehmetçik, mobil klinikle Tel Abyad halkına sağlık hizmeti vermeye başladı. Klinikte 3 aylık bebeğini muayene ettiren baba Hasan El Ahmet, gazetecilere yaptığı açıklamada Türk devletine teşekkür ederek çocuğum bir süredir hastaydı. Askerler muayene ettiler ve ilacını verdiler. Allah onlardan razı olsun dedi. Halkın gıda ihtiyaçları da karşılanıyor. TSK tarafından kurulan mobil fırın günde 8 saat çalışıyor ve günlük 3120 adet ekmek üretip dağıtıyor. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ve Avrasya uzmanı Alexander Dugin Ankara'da bir araya geldi. Perinçek ve Dugin görüşmesinde Suriye'deki gelişmeler, Türkiye-Rusya ilişkileri konuşuldu. Görüşmede yeni bir dünyanın kurulduğu ve Asya çağının başladığına yönelik ortak vurgular yapıldı. Türk-Rus ilişkileri masaya yatırıldı, Adana mutabakatının önemi değerlendirildi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Avrasya uzmanı Alexander Dugin 25 Ekim'de Ankara'da bir görüşme yaptı. Vatan Partisi heyetinde Genel Başkan Yardımcıları Şule Perinçek, Profesör Doktor Ercan Enç, Bayram Yurtçiçek, Ankara İl Başkanı Aykut Diş ve Uluslararası İlişkiler Bürosu Yöneticisi Özge Yahşi Ergen de yer aldı. Rus Büyükelçiliği'nin kültür ateşesi Alexander Sotnichenko da Dugin'e eşlik eden isimler
arasındaydı. Perinçek ve Dugin görüşmesinin öncelikli gündemi Suriye oldu. İkili Suriye'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Bölgede ABD'nin kaybetmesi ve terör örgütü PKK-YPG'nin ezilmesi Dugin'le Perinçek tarafından olumlu karşılandı. İkili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeyi de masaya yatırdı. Türkiye ve Rusya arasındaki iyi ilişkilerin her iki ülke cephesinden de olumlu olarak gözlemlendiği ifade edildi. Perinçek ve Dugin, Suriye'deki gelişmeler kapsamında bölgesel işbirliğini de değerlendirdi. Dugin, Irak'taki gelişmelere ilişkin ortak işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Görüşmede Perinçek, Abazi Ekonomi Bakanı'nın Vatan Partisi'ne yaptığı ziyareti de aktardı. Perinçek, Abazi Bakanı aktardığı 4 maddelik Karadeniz-Akdeniz Dostluk Planı'nı Dugin'e de anlattı. 4 maddelik programda Türkiye'nin Abazya ve Kırım'ı, Rusya'nın da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıması yer alıyor. Ayrıca Karabağ'daki Ermeni işgaline son verilmesi için Rusya ve Abazya'nın bölgeye ağırlıklarını koyması isteniyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Ekim ayı toplantısında terörle mücadeleye değindi. Suriye'nin kuzeyinin teröristlerden arındırılacağını söyledi. Amerika'nın ise teröristleri temizleyemediğine dikkat çekti. Terör örgütünü bulunduğu her yerde ezip geçecek güce, imkana ve kararlılığa sahiptir. Terörle mücadele Türkiye'nin en önemli gündem maddeleri arasında. Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Ekim ayı olağan toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada da son gelişmeleri değerlendirdi. Sözü Soçi mutabakatına getirdi. Yaklaşık 340 kilometrelik genişlikte ve 30 kilometre derinliğinde bir alanı teröristlerden arındırıyoruz. Bu 30 kilometrenin sınırlarımıza bitişik 10 kilometrelik kısmında Rusya ile ortak devriye yaparak bize verilen sözlerin yerine getirilip getirilmediğini yerinde takip ve teyit edeceğiz. Süre bir hafta, 150 saat. 150 saat sonunda eğer burası teröristlerden temizlenmezse ondan sonra bu işi biz ele alacak ve bütün temizliği biz yapacağız. Erdoğan, Amerika ve Rusya ile varılan mütabakatları yakından takip ettiklerini söyledi. Gerekeni yaparız vurgusu yaptı. Nitekim işte yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanlığı bir heyet olarak bize gönderdiler. Oturduk, konuştuk, anlaştık. Dedik ki 120 saatte temizlediniz. Temizlemediğiniz takdirde ondan sonra bu alanları bize bırakacaksınız. Biz bu işi yürüteceğiz. Ve temizlediklerine dair bize yazılı metin gönderdiler. Ama ne yazık ki temizleyemediler. Şu anda da diğer bölgelerde Rusya ile aynı şeyi yürütüyoruz. 150 saat. Bitti. Bitmedi takdirde oralarda da yine bölgeyi biz kontrolümüze alıp temizliği biz yapacağız. Amerika'nın Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosu da gündemindeydi. Türkiye'nin bu konuda yol kat ettiğini söyledi. Bakın çok enteresan. Ne diyorlar? Biz size artık bundan sonra silah vermeyeceğiz. Verme. Zaten kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Nasıl oldu? Bakın insansız hava aracı istiyorduk. Bize bugün git yarın gel. Ondan sonra kongre izin vermedi. Ne oldu? Şimdi biz insansız hava araçlarını kendimiz üretiyoruz. Silahlı insansız hava aracı. Aynı şekilde. Vermediler. Ne oldu? Şimdi biz üretiyoruz. Ve Sayın Obama döneminde Antalya'daki G20 toplantımızda ben kendilerinden akıllı bomba istedim. Tabii veririz. Aylar geçti vermedi. Ve akıllı bombayı şimdi biz üretiyoruz. Erdoğan, mülteciler sorunu hakkında Avrupa Birliği'ni de eleştirdi. Uluslararası toplumdan beklentimiz, sınırlarımızın güvenliğiyle ilgili hassasiyetlerimize saygı gösterilmesi ve ülkemizdeki Suriyelilerin geri dönüşüyle ilgili projelerimize destek verilmesi. Bunlar çok da yalancı, onu da söyleyeyim. Dürüst değiller maalesef. Bakınız Avrupa Birliği'nin bize verdiği sözler var. 2015'te aynı yıl içinde 3+3 milyar avro biz size destek vereceğiz dediler. Vermediler. Bize gelen ne? Sadece 3 milyar avro. Peki biz ne kadar harcama yaptık? 40 milyar dolar. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektubun iade edilmesi gerektiğini vurguladı. Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, bu süreçte NATO'nun harekata soğuk baktığını belirtti. NATO tartışılmalıdır dedi.
Amerika Birleşik Devletleri'ne iade etmesi en doğru yoldur. Erdoğan'a çağrı yaptı. Hedefinde Kılıçdaroğlu ve NATO vardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dinlenme süresi tamamlanmıştır. Partideki görevimize başlamışızdır. Üst solunum yolu enfeksiyonu rahatsızlığı nedeniyle basına açık programlara katılmayan Bahçeli, uzun bir aranın ardından kameralar karşısına geçti. Partisinin siyaset ve liderlik okulunun açılış törenine katılan MHP liderinin gündeminde Barış Pınar Harekatı ve Rusya ile yapılan mutabakat vardı. Barış Pınar da önemli bir Pınar. 9 tane köklü Pınar olarak görüyorum. Buna ben nimet Pınar diyorum. Eğer bu nimet Pınar'ını şey yaparsanız yıllardan beri terörün tahribatlarına karşı cevap verebilirsiniz. Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yazdığı küstah mektupla ilgili önemli vurgular yaptı. Mektubu alçalma ve kepazelik olarak tanımladı. Erdoğan'a mektubun iadesini önerdi. Ne yapsın yani? Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir bize yakışmayacak üslupla kaleme alınmış bir mektubu hatıra olarak saklayıp müzeye mi koyacak? Amerika Birleşik Devletleri'ne iade etmesi en doğru yoldur. Trump'ın mektubunu grup toplantısında okuyan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepki gösterdi Bahçeli. Salı günü yapmış olduğu grup toplantılarını özel bir odanın içerisinde kendisi için hazırlatıp baştan sona kadar dinlemeli. MHP lideri NATO'nun Türkiye'nin terörle mücadelesine soğuk baktığını vurguladı. NATO'nun da tartışılması gerektiğini söyledi. Geleceğin süper gücü Türkiye ve Türk milletidir dedi. Bahçeli, mazlum Kobani Kod adlı teröristi ağırlamaya hazırlanan ABD'ye de sert mesajlar gönderdi. Başından beri hep zaman ifade etmişizdir. Yani Türkiye'de PKK ve onun uzantısı olan YPG eskiden bu yana dış güçlerin, emperyalist unsurların kullandığı taşeron terörleridir. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Suriçi Grubu Derneği tarafından düzenlenen toplantıda konuştu. Perinçek, üretim ekonomisi için, bağımsız Türkiye için tarihi fırsat dönemine girdik dedi. Toplumumuzda karamsarlık var. Hep karanlıklara gidiyoruz, kötüye gidiyoruz, batıyoruz gibi fikirler rastlanıyor, görülüyor. Oysa Türkiye'nin ufku açılıyor, önü açılıyor. Türkiye'nin önünde çok tarihi fırsatlar var. Bir üretim ekonomisi kurması için, bir milli ekonomi kurması için, başı dik yaşamak için. Niçin tarihi fırsat? Yani bugün karşılaştığımız sorunları topladığımız zaman, değerlendirdiğimiz zaman altından hep neyle karşılaşıyoruz? İşte Batı emperyalizmi, İsrail Siyonizmi, bu bağlantıların getirdiği ekonomik sorunlar. Ama işte şimdi 2014 yılından bu yana bu Türkiye'nin Batı'nın dayattığı bu sistemden kurtulma bir dönemine girdiğini görebiliyoruz. Bu tabii Silivri Duvarı'nın yıkılması ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özgürleşmesinin bir sonucu. Türkiye'nin 2014 yılından bu yana yaşadığı, 5 yıldır yaşadıklarımız, şimdi de Barış Pınarı harekatıyla yaşadığımız olay bir Türkiye-Amerika savaşıdır. Aynı zamanda Türkiye'nin 1945 yılından beri yaşadığı problemleri çözmek için bir tarihi fırsat dönemi. Ve bu süreç içinde değerli arkadaşlar, aynı zamanda bir üretim devriminin eşiğine geldik. Sayın Nedim abi, milli sanayi, milli tarım, milli ekonomi, milli kültür bunlardan söz etti, göndermelerde bulundu. Evet, Türkiye şimdi hem vatanını kurtarmak, toprak bütünlüğünü sağlamak için bir tarihi fırsat yakaladı. Aynı zamanda Amerika'nın bize dayattığı sistemden, ekonomik sistemden kurtulmak, borçlanma ekonomisinden kurtulmak için de bir tarihi fırsat yakaladı. Devlet olarak aldığımız kararları topyekün uygulayabileceğimiz bir manevi ortam, bir iklimi hep birlikte yaratmamız gerekiyor. Ben Suriçi platformunun...
Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen yüzlerce genç Soçi mutabakatına destek verdi. Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Yıldırım Gençer mutabakatla Amerika Birleşik Devletleri'nin ezildiğini belirtti. Mehmetçiğin yanında olduklarını vurgulayan Gençer, Türkiye'nin bütün kuvvetlerini PKK'nın bitirilmesi için birleşmeye çağırdı. Türkiye Gençlik Birliği, Türkiye'nin bütün kuvvetlerine PKK'nın bitirilmesi için birleşme çağrısı yaptı. Kahrolsun PKK, kahrolsun ABD! Ankara Sakarya Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı. Açıklamada hedef tek ve net PKK bitirilecek pankartı açıldı. Terör ezme süreci bugün en önemli aşamasına ulaşmıştır. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce genç adına açıklamayı Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Yıldırım Gençer yaptı. Yıllardır hainlik içinde Mehmetçiğe ABD kurşunu sıkan PKK'nın kaçmaktan başka bir çaresi kalmamıştır. Bu ülkemiz açısından büyük zaferlerin işaretidir. Kahraman Mehmetçiğimizin şanlı mücadelesi en büyük güven kaynağımızdır. Gençer, Barış Pınar Harekatı'yla 8 gün içinde ABD'nin taşeron örgütleri PKK-PYD'nin sınırlarımızdan temizlendiğini söyledi. Suriye'nin kuzeyinde terör devlet hayallerini ezip 7 düveli dize getirdiğimiz harekatımız Soçi mutabakatı ile yeni bir çağı başlatmıştır. Bu çağın adı Asya çağıdır. Amerika bölgede kesin olarak kaybetmektedir. PKK'nın bölgeden 30 kilometre aşağıya doğru itildiğini belirten Gençer, bu sorunu çözmeyecektir. Çırpınmakta olan PKK'ya son darbe indirilmelidir dedi. Çırpınmakta olan PKK'ya son darbe indirilmelidir. Şimdi hedefimiz PKK'yı tamamen bitirmek olmalıdır. Barış Pınar Harekatı başladığından itibaren savaşa hayır sloganları PKK'yı Türk ordusunun elinden kurtarmak için söylenen bir yalandır. Savaşa hayır kelimesi PKK'nın propagandasıdır. İmdat çağrısıdır. Gençer siyasi partilere ve kitle örgütlerine birlik olma çağrısı yaptı. PKK'nın bu imdat çağrısına hiçbir vatansever, hiçbir milliyetçi, hiçbir Atatürkçü yanıt vermemelidir. PKK temizlenene kadar bu mücadele devam etmelidir. Türk Gençliği olarak, Türkiye Gençlik Birliği olarak ilan ediyoruz. Terör temizlenecek, PKK bitirilecek ve bu mücadele zafere ulaşacak. Hepimiz Mehmet'iz, PKK'ya yeteriz. Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump, IŞİD elebaşı Bağdadi'nin öldürülmesiyle ilgili açıklama yapıyor. Şimdi kameralarımızı oraya çeviriyoruz. Korkarak ve kaçarak ölüme gitti. Yaklaşık 2 saat boyunca biz de oradaydık ve 2 saat sonrasında DAEŞ'in yapmış olduğu işlere ilişkin birçok belgeyi ve bilgiyi ve bundan sonraki planlarına ilişkin birçok materyali de beraberimizde oradan çıkardık. Terör liderlerinin bu şekilde peşine düşmeye devam edeceğiz ve DAEŞ ve diğer terör örgütlerinin tamamen ortadan kalkmasına kadar terörle mücadelemizi devam ettireceğiz. Sizin de bildiğiniz gibi geçtiğimiz ayda Hamza bin Laden'in öldürüldüğünü açıklamıştım. Usame bin Laden'in şiddet dolu çocuğuydu. Ve insanlar hakkında, kendi ülkemiz hakkında ve dünya hakkında çok kötü şeyler söylemişti. Ve El-Kaide'nin de mirasçısıydı. Masum insanlara baskı kuran ve onları öldüren teröristler rahat uyumamalılar. Biz onları tamamen yok etmeliyiz. Bu canavarlar kaderlerinden kaçmamalı ve Tanrı'nın da nihai adaletinden kaçmamalılar. Bağdadi yıllardır kaçıyordu. Ben göreve gelmeden önce de aranıyordu. Ama benim yönetimimde Amerika Birleşik Devletleri'nin başkomutanı olarak onun halifeliğini %100 bitirdik bu yılın Mart ayında ve bugünkü olayda bir başka göstergedir. Geriye kalan DAEŞ teröristlerinin bu sonla karşılaşacaklarına dair. Bu diğer terör örgütlerinin de başına gelecek. Onlar da
hep gözümüz hep onların üzerinde. Bagdadi ve onun için çalışanlar hepsi kaybedenler. Ne, nasıl bir işe bulaştıklarının farkında bile değiller. Bazen de kukla olarak görev yapıyorlar. Bazen de soğukkanlı katiller olarak görev yapıyorlar. Ama çok sayıda insanı katlettiler. James Foley, Stephen Sutloff, Peter Kasich ve Kellen Mueller özellikle ismini saymak istediğim öldürdükleri masum Amerikalılar. Yine Ürdünlü bir pilot. Canlı canlı yakılmıştı bir kafesin içerisinde, herkesin seyredeceği bir şekilde. Ve yine Libya'da ve Mısır'da Hristiyanların infaz edilmesi, yine aynı şekilde Ezidilerin uğradıkları soykırım. Bunların hepsinin faili bu insanlar. Dünyamızın tarihine gömülecekler. Birçok insanın kafasını kestiler ve bunların hepsini dünyanın görebilmesi için açıkça sergilediler. Bunların hepsi Ebu Bekir el-Bagdadi'nin talimatıyla yapılmıştı. Onun gurur duyduğu eylemlerdi bunlar. Hastalıklı ve yoksun bir adamdı, artık yok, artık öldü. Bagdadi şiddet dolu bir insandı ve bu şekilde hayatını kaybetti. Korkak gibi, kaçarak ve ağlayarak hayatını kaybetti. Ve tabii ki başka ülkelerin ve başka halkların da yardımıyla bunu gerçekleştirdik. Rusya, Türkiye, Suriye ve Irak'a teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda Suriye içerisinden aldığımız desteğe de teşekkür etmek istiyorum. Çok tehlikeli bir misyondu bu. İsrail'e de bize verdikleri istihbarattan ötürü ve profesyonel çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Askerlerimize de, karacı, havacı ve denizci komandolarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Nereye giderseniz gidin, yakınına bile yaklaşılamayacak bir profesyonellikle çalışıyorsunuz. General Mark Milley ve General Mark Milley'e teşekkür etmek istiyorum. Diğer kurumlarda, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin diğer kurumlarında çalışan yöneticilere de teşekkür etmek istiyorum. Bu kritik misyonun hayata geçmesinde katkıda bulundular. Dün akşam Amerika Birleşik Devletleri ve dünya için harika bir akşamdı. Vahşi bir katil öldürüldü. Ve birçok şiddetin, birçok kötü şeyin failiydi. Artık bundan sonra herhangi bir masum insana zarar veremeyecek. Bir köpek gibi öldü, bir korkak gibi öldü. Dünya artık daha güvenli bir yer. Teşekkür ediyorum. Sorusu olan var mı? Yaklaşık olarak birkaç haftadır takip ediyorduk zaten onu. Nereye gittiğini, nereye gideceğini takip ediyorduk. Ve başka bir lokasyona gideceğiyle ilgili bilgi almıştık. 2-3 tane çabamız da olmuştu. Son dakikada karar değiştirdiği için biz de operasyonu ertelemek zorunda kalmıştık. Ama en sonunda dün orada olduğunu belirledik. O bulunduğu yerde tüneller vardı. Tünellerin büyük bir kısmı çıkmaz tüneller. Zaten bir ucu başka bir yere çıkmayan tünellerdi. Bunları da esasında kapattık ve yapmış olduğumuz çalışmanın ve istihbaratın düzeyi gerçekten harika idi. 8 helikopterle indik o bölgeye.
Bu helikopterlerden askerlerimiz indi ve bulundukları binanın ana kapısından girmediler tabii ki. Bu bir tuzakları vardı orada. Duvarda bir delik açıp oradan içeri girdik. Ben de seyrettim zaten canlı olarak. General Milley ile ve Başkan Yardımcısı Pence'le ve diğer arkadaşlarımızla birlikte durum odasında biz de yakından takip ettik, biz de izledik. Çok açık bir şekilde bu göründü. Nasıl seyrettiniz? Nasıl seyrettiğimi söylemek istemiyorum ama bir film seyretmek gibiydi, öyle söyleyeyim. Yani teknoloji gerçekten harika bir şey. Esasında tehlikeli kısmı şuydu, yaklaşık 1 saat 10 dakikalık bir uçuş gerçekleştirdi askerlerimiz. O da çok tehlikeli bir bölgede yapıldı o uçuş. İçeri girip oradan çıkmak esasında zor bir kısımdı. Dolayısıyla dün akşam hiçbir şey söylemedik, sessiz kaldık ve dolayısıyla onlar indikten sonra ben de yorumlarımı yapmaya başladım. O bölgeye helikopterleri indirip helikopterleri çıkarmak işin en tehlikeli kısmıydı ve bu noktada inanılmaz bir başarı gösterdiğimizi söyleyebilirim. Rusya'da hava sahasını açtı o bölgede. Rusya'nın elindeki bölgede Rusya'da yardımcı oldu bize hava sahasını açarak. Harikaydılar. Irak da harikaydı. Çok iyi bir işbirliği yaptık aslında. Şunu anlamanız lazım. Bizim nereye gittiğimizi ve ne yapacağımızı tam olarak bilmiyordu onlar. Ama DAEŞ militanlarını bizim kadar Ruslar da onlardan nefret ediyor. Diğer ülkeler de onlardan nefret ediyor. Dolayısıyla ben de onlara teşekkür ediyorum. Bize bilgi sağladılar. Ama operasyona askeri destek vermediler. Türkiye'nin rolü neydi? Bizim gireceğimizi Türkiye biliyordu. Onlara da bilgi verdik. Gerçekten onlar da harikaydılar. Hiç sorun olmadı. Daha sonra da kötü şeyler de olabilirdi aslında. Çok gizli bir operasyon gerçekleştirdik. Çok düşük profilli ve çok hızlı gerçekleştirdik. Yani misyonun en tehlikeli kısımlarından biri de girmek ve çıkmaktı dediğim gibi. Aynı yoldan girdik, aynı yoldan çıktık. Girerken ateş edildi bize ama yerel bir ateşti bu ve anında tabii karşılık verdik ve o hedefi de anında ortadan kaldırdık. Zamanlamaya baktığımız zaman geçtiğimiz günlerde askerlerimizi o bölgeden çekeceğimizi söylemiştiniz. Bu operasyonla bir alakası var mı? Ben göreve geldiğim ilk günden beri söyledim bunu. Söylüyorum da 3 yılımız bitti neredeyse. Ben el-Baghdadi'yi istiyorum dedim. Terör liderlerini, terörist elebaşlarını öldürüyorduk tabii ki ama isimleri çok tanınanlar değildi. Ama büyük başlarının peşinden gidiyorduk. Ve ben hep sürekli bunu söyledim. Baghdadi nerede? Ve birkaç hafta önce yerini belirledik. Ya, bu adamlar çok akıllı adamlar. Cep telefonu kullanmıyorlar. Taktiksel açıdan çok iyiler. İnterneti belki herkesten daha iyi kullanıyorlar. Belki Donald Trump'tan değil tabii ki ama herkesten daha iyi interneti kullanıyorlar. Ama neticede bir korkak gibi, bir köpek gibi öldü. Bağırıyordu, ağlıyordu. Esasında bu da insanlara gösterilmeli. Çünkü birçok ülkede, Amerika dahil, ona katılmak için can atan birçok insan var. Küçük çocuklar, gençler var. Onlar görsün onun bir korkak olarak, bağırarak, yanında da 3 tane çocuğu ölüme götürerek can verdiğini görmeliler. Ve girmiş olduğu tünel de çıkmaz bir tüneldi. Çıkışı yoktu. Kapalı bir tüneldi. Dolayısıyla içinde olmak istemeyeceğiniz bir yerdi.
Ben 3 yıldan beri peşindeyim onun. Bir ay öncesinde çok iyi geri bildirim almaya başladım ve birçok istihbarat görevlisi de bu noktada çok iyi iş yaptı. Bu operasyon aslında gerçek operasyon anlamında 2 hafta önce başladı. Bir belli bir lokasyon belirledik onunla alakalı, bulunduğu yerle ilgili. Ve ülkemizi seven harika insanlara, çok zeki insanlara sahibiz. Onlar onu takip ettiği yerlerini buldu. Birkaç haftadan beri takibimizdeydi zaten ama o da çok sık değişiyor ve parası da vardı ve sürekli olarak fikir değiştiriyordu, yer değiştiriyordu, bir yerden başka bir yere gidiyordu ve dolayısıyla birkaç tane operasyon girişimini iptal etmek zorunda kalmıştık ama dün akşam orada olduğunu biliyorduk ama %100 de emin olamıyorsunuz. Teknolojiye dayalı olarak hareket ediyorduk ve daha sonra bir konfirmasyon aldık, bir onay aldık orada olduğuna ilişkin. Ve bayağı bir çatışma oldu orada. Ve bizim askerlerimiz çok cesur. Onun da adamlarının büyük bir kısmı öldürüldü. Önümüzdeki 24 saat toplam kaç kişi hayatını kaybetti, kaç kişi öldürüldü bunu açıklayacağım ama biz kimseyi kaybetmedik. Bu çok iyi bir şey. Hiç kimseyi kaybetmedik, yaralı da yok. Bizde sadece bir K9 köpek, onu takip eden K9 köpek o patlamada yaralandı. Evet, Ruslarla görüştük, geldiğimizi de söyledik onlara ve onlar da tamam dedi. Ve bize söylediğiniz için teşekkür ederiz dediler, gayet iyiydiler. Yok, niye girdiğimizi bilmiyorlardı ama. Onlara söylemedik. Çünkü onlar, söylesek de çok hoşlarına gidecekti. Çünkü onlar da DAEŞ'ten nefret ediyorlar. Ama misyonu bilmiyordular ama o bölgeye girdiğimizi, bir şey için girdiğimizi biliyordu. Ve zaten önemli bir ateş gücüyle girdiğimizi de gördüler. Tabii birçoğuna haber verdik. Birçoğu şimdi haberdar oluyor. Ya Washington bildiğiniz gibi bir bilgi sızdırma makinesi. Dünyada hiçbir başkent böyle değildir herhalde. O yüzden çok ağzımızı sıkı tutmamız gerekiyordu ve askerimizi oraya indirdik. İndirmek kadar çıkartmak da çok önemliydi. İndirdik ve çıkarttık ve hiçbir şey sızdırmadık. Çok az insan bundan haberdar oldu ve bu noktada Genelkurmayımız da harika bir iş çıkardı. Robert O'Brien olsun, Sayın Bakan Esper olsun, Sayın Bakan Pompei olsun, Pence de zaten söylediğim gibi çok küçük bir grup insan bildi bunu, çok az sayıda insan bunu bildi. Tabii ki yani burada bir bilgi sızdırması olsaydı bütün iş batacaktı. Tabii ki hava gücüyle de, yukarıdan hava gücüyle de onları kuşattık. Çok yüksekten, çok sağlam bir hava gücüyle oradaydık zaten. Sayın Bakan Esper, komutanlarımızdan bazıları, Mike Milley, birkaç tane general. Ve o odada gayet iyi askerlerimiz de vardı ve istihbarattan da çok önemli isimler vardı. Robert O'Brien, durum odasındakilerin isimleri bunlar. Suriye'den asker çekme stratejiniz bununla mı alakalıydı? Harika bir soru. Gerçekten çok iyi iş yapıyorsun. Bunu da söylemem lazım.
Asker çekmemizin bununla hiçbir alakası yok. Ya çok güzel bir soru, çünkü ikisi bir araya aynı zamanlara denk geldi ama biz bu elebaşlarının peşindeydik zaten ve gözümüz sürekli üzerlerinde, bu da en büyüğüydü zaten. Yani belki de yakaladığımız en önemli elebaşı oydu ve çok yakın, yani tekrar DAEŞ'i ayağa kaldırmak için çalışıyorlardı ve buna da bayağı bir sıkı çalışıyorlardı. O bölgede bunu kurmaya çalışıyorlardı zaten. Evet, buyurun. So I said that right after I knew they had landed safely. When they had returned. Right. And that was to notify you guys that you have something big this morning. Askerimiz oraya iner inmez, sağlıklı bir şekilde iner inmez ben de o tweet'i attım, bu akşam önemli bir şeyler oluyor diye. But we landed in a very friendly port. In a friendly country. Ve askerimiz de dost bir ülkenin dost bir limanına iniş yaptılar ve o askerin güvenliği sağlanır sağlanmaz ben bu tweet'i attım zaten. Askerlerimizi Suriye ve Türkiye arasında önümüzdeki 200 yıl boyunca zaten tutamayız. Orada zaten bir savaş var. Biz çekildik. Ama tabii ki petrol güvenliği için biz askerimizi bırakabiliriz. Biz petrol için savaşmayacağız. Başkası savaşmak istiyorsa savaşsın. Birkaç sebepten dolayı biz bu güvenliği sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü birincisi petrolü DAEŞ'ten koruyoruz. Çünkü DAEŞ çok büyük bir gelir elde ediyor petrolü ele geçirirse. İkincisi biz o bölgeye girmek isteyen biri olursa ya askeri olarak durdururuz ama ondan önce de müzakere ederek durdururuz. Very big, very monstrous, very very powerful airport and very expensive airport that was built years ago. Birkaç sene önce o bölgeye yapılmış olan büyük bir havaalanı var. Ya 8 trilyon dolara mal oldu bize Orta Doğu. Ya Suriye ve Türkiye kendi kararlarını kendileri vermeliler. Üç gün boyunca orada operasyonlar devam etti. Sonra Kürtlere biz söyledik oradan çıkmaları gerektiğini. 7-8 millik bir mesafeye gelmeleri gerektiğini söyledik. Çünkü Türkiye gerçekten o tarafta önemli bir operasyon yapıyordu. Türkiye'de yıllardır binlerce insanı kaybetti. Ve güvenli bölge konusunda güvenli bölge olursa tabii ki mutlu oluruz. Ben askerimiz orada olmasın istiyorum. Askerimiz evinde olsun istiyorum. Kim orada olmayı seviyorsa gidebilir. Rusya ve Çin. Çünkü askeri yapılarını orada oluşturuyorlar. Rusya orada olmayı seviyor. Rusya iki sebepten dolayı orada olmayı seviyor. Çünkü birincisi biz DAEŞ'i öldürdük, teröristleri öldürdük ve onlar Rusya'ya çok yakındılar. Çok yakındılar. Biz 8000 mil ötedeyiz ama orası yakın. Rusya için yakın bir yer. We lost the case, and he was right in the early court. He refused to say that we won the case in the Supreme Court. So you know, but we have a very effective ban. Oldukça etkili bir yasağımız var o insanların bize gelebilmesi noktasında. Bu yüksek mahkemeye de çıkarılmıştı seyahat yasağı konusunda ama biz bunu kazandık. Ama İran diğer tarafta, İran orada, Irak orada. Hepsi DAEŞ'ten nefret ediyor. Yani teoride de bir şey yapmaları lazım zaten. Avrupa ulusları bu noktada gerçekten büyük bir hayal kırıklığı. Çünkü kişisel olarak ben ve benim personelim de onları aradı. Dedi ki bu DAEŞ militanlarını yakalandılar. Bunları alın. Fransa'dan geldiler, Almanya'dan geldiler, İngiltere'den geldiler. Birçok ülkeden geldi bunlar Suriye'ye. Ve ben şunu söyledim. Ya ben getirip
onları sınırınıza bırakayım, oradan alın dedim. Ama Amerika'nın vergi mükellefleri artık önümüzdeki 15 yıl boyunca, 20 yıl boyunca 10 milyarlarca dolar harcayıp Guantanamo benzeri bir yapı içerisinde bu insanlara bakmak durumunda değil. Almanya, Fransa, İngiltere, Avrupa'nın diğer kısımları, bunları almanız lazım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, IŞİD elebaşı Bağdadi'nin öldürülmesini yaptığı basın toplantısında doğruladı. Toplantıya ilgili birkaç not iletelim size. Korkarak ve kaçarak ölüme gitti dedi Bağdadi için Donald Trump. Üzerindeki bombalı yeleği patlatarak intihar ettiğini, bu patlamada da 3 çocuğunun da öldüğünü söyledi. Terörle mücadeleye devam edeceğiz, terör elebaşlarını öldürmeye devam edeceğiz dedi. Bir gazetecinin sorduğu soru zamanlamayla ilgiliydi. Suriye'nin kuzeyinden asker çektikten sonra bu operasyonun yapılmasıyla ilgili bir zamanlama stratejisi var mıydı sorusuna, göreve geldiğimden beri 3 senedir ben Bağdadi'yi zaten istiyordum dedi. Türkiye'nin rolü soruldu bu operasyonla ilgili. Türkiye bu operasyonu biliyordu, onlar da harikaydı, sorun olmadı, bize yardım ettiler, bu gizli bir operasyondu diye altını çizdim. Ruslarla da görüştüklerini, onlara da bilgi verdiklerini ama ne yapacaklarını söylemediklerini iletti Donald Trump. Sebebini bilmiyorlardı ama söylesek de yapacağımız şeyden mutlu olacaklardı dedi. Suriye ve Irak'a teşekkür etti. Özellikle Suriye içinden aldığı destek için teşekkürünü sundu basın toplantısında. Ayrıca İsrail'e de verdikleri istihbarat desteğinden dolayı teşekkür etti. Türkiye'nin Barış Pınar Harekatı ile ilgili Donald Trump, Türkiye'nin önemli bir operasyon yaptığını, binlerce insanını kaybettiğini söyledi. Güvenli bir bölge kurulmasından onların da mutlu olacağını aktardı. Evet, toplantının ana başlıklarını size böyle aktaralım ve haberlerimize kaldığımız yerden devam edelim. Yine bir bağlantıyla devam edeceğiz. Türkiye'nin dört bir yanındaki Atatürkçü Düşünce Toplulukları 10 Kasım programına açıklıyor. Konuşmayı Ege Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu Başkanı Göksun Acar yapıyor. Kameralarımızı şimdi de Ankara'ya çeviriyoruz. Değerli basın mensupları, büyük milletimiz. Bizler burada bulunan Atatürkçü Düşünce Toplulukları olarak bu açıklamayı Türkiye'nin bütün üniversitelerinden 59 üniversite topluluğu ve 36 üniversite dergisi adına gerçekleştiriyoruz. Vatanın birliğine ve bütünlüğüne duyulan sorumluluk Türk gençliğinin karakteridir. Bu karakter genç Türklerden bu yana ülkemiz ne zaman ihtiyaç duysa içinde bulunduğumuz durumun imkan ve şeraitini düşünmeden mücadeleye atılmamızı sağlamıştır. Türk gençliğinin bugünkü temsilcileri olarak bizler tarihte olduğu gibi bugün de görev başındayız. Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün ümidini bağladığı yerdeyiz. Sorumluluğumuzun farkındayız ve kendimizi tanıyoruz. Barış Pınarı Harekatı'nda görevimizin başındayız. Terör örgütlerine ve onların efendilerine karşı verdiğimiz büyük mücadelede en öndeyiz. Kahraman Mehmetçiyiz, Türk polisiyiz. Fethullahçı terör örgütüne karşı ayaktayız. Geleceğimizi çalan, ülkemizi parçalamak isteyen, emeklerimizi yıllarca heba eden bu örgüte karşı mücadelede en öndeyiz. Çanakkale'de Seyit Onbaşı'nın gücüyüz. Yenilmez denilen emperyalizme meydan okuyoruz. Sivas'ta Tıbbiyeli Hikmet'in kararlılığıyız. Teslimiyete ve umutsuzluğa karşı savaş açıyoruz. Ankara'da Ömer Halis Demir'in cesaretiyiz. Tek başımıza kalsak bile siperden fırlamaya hazırız. Değerli yurttaşlar, bu sene Türkiye Cumhuriyeti kurucusu, büyük devrimci önderimiz, eşsiz kahraman Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümü. Türk gençliği olarak aziz hatırasının ve bıraktığı büyük mirasın sahibiyiz. Milletimizle omuz omuza onun yolunda yürüme kararlılığımızı bir kez daha bildiriyoruz. Çünkü Atatürk'ü anmak ve anlamak isteyenler yas tutup diz dövemezler. Çünkü Atatürk mücadelenin, bağımsızlığın ve vatanseverliğin adıdır. Bugün ülkemizi dört bir yandan kuşatan emperyalist baskıya ve terör örgütlerine karşı görevimiz yeniden Mustafa Kemal Atatürk olmaktır. Atatürk gibi kararlı, Atatürk gibi sağlam durmaktır. Türk gençliği Atatürk'ten aldığı bayrağı ve emaneti yükseltme ve ilerletme göreviyle karşı karşıyadır. Genç Mustafa Kemaller olarak bizler hazırız ve milletimizin emrindeyiz. Türkiye'ye yönelik her türlü saldırıya karşı,
göğsümüzü siper etmekten çekinmeyeceğiz. Her sene vurguladığımız gibi 10 Kasım bir yas günü değil, mücadele günüdür. Bu 10 Kasım her seneden daha fazla mücadele günüdür. Çünkü Türkiye bugün onun büyük mirası olan bağımsızlığı için savaşıyor. Atamızın göz bebeği olan Mehmetçiğimiz, Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'ni muhafaza ve müdafaa için Amerika'nın piyonu PKK-YPG terörünün üzerine kahramanca yürüyor. Mustafa Kemal'in askerlerinin yönettiği ordumuz 7 düveli dize getiriyor. Bu ateşten günlerde Atatürk'ün izinde olmak, Diyarbakır'da evlatları için teröre karşı bayrak açan analarımızın yanında olmaktır. Barış Pınarı Harekatı ile terör komutanını imha eden Mehmetçik olmaktır. Atatürkçü düşünce toplulukları ve kulüpleri olarak Türkiye'nin dört bir yanından Diyarbakır'a analarımızın yanına gittik. Türkiye'nin bütün illerinde cephede savaşan Mehmetçik'e selam durduk. Şimdi de 10 Kasım'da atamızın huzurunda bir söz vereceğiz. Bir an olsun onun yolundan dönmeyeceğiz. Emperyalizme karşı milyonlarca Mehmetçik olacağız. Türkiye'yi yeni zaferlerle buluşturacağız. Türkiye'nin bütün üniversitelerinden 59 Topluluk ve 36 Gençlik Dergisi adına 10 Kasım'da atamızı Cumhuriyet'in başkenti Ankara'da hep birlikte anma kararımızı kamuoyuna açıklıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından kalkacak otobüslerle, Ankara'ya gelecek olan binlerce Türk genciyle ve milletimizle birlikte 10 Kasım 2019 Pazar günü saat 12'de Anadolu Meydanı'nda buluşarak atamızın huzurunda Anıtkabir'e yürüyeceğiz. Üniversitelerdeki bütün topluluk ve kulüpleri, bütün arkadaşlarımızı, tüm Türk milletini 10 Kasım Pazar günü bizimle birlikte yürümeye ve atamıza selam durmaya davet ediyoruz. Hepimiz Mehmetçiyiz, atamızın izindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Üniversite Toplulukları adına Ege Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu Başkanı İkra Göksun Acar. Arkadaşlar, basın açıklamamız burada sona ermiştir. Bütün basın mensuplarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz. Gündemdeki gelişmeleri aktardık. Mutlu pazarlar.